Değerli izleyenler, dolar güne 14.52 TL'lik rekor seviye ile başladı. Merkez Bankası dolara müdahale etti ve şu sıralarda 14 seviyelerine düştü. Hemen ekonomist Enver Erkan'a bağlanıyoruz. Kendisinden alacağız detayları. Sayın Erkan, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Merkez Bankası'ndan dövize 4. müdahale geldi. Son gelişmeleri nasıl değerlendireceksiniz efendim? Şimdi tabii Merkez Bankası'nın önceki müdahalelerinde hem müdahalenin geldiği seviyeler hem de gün içi oynaklık seviyeleri düşünüldüğünde, yani sabahtan itibaren dolar kurunda görülen hareketler çerçevesinde bir müdahale olmasını bekliyorduk bu noktada. Çünkü Merkez Bankası hem bundan önceki müdahaleleri 14 civarlarında yapıyordu. Bugün kurun 14'ü bir hayli aştığını gördük. Hem de aynı zamanda tabii çok ciddi Merkez Bankası toplantılarının olduğu bir haftada da önemli bir oynaklıkla başlandığını görüyoruz ki özellikle aslında hani burada kur hareketi hani yine ne kadar süreklilik kazanabilir noktasında burada yine ben açıkçası ana politika doğrultusu ve yaklaşımının yine esas olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla dolarda kalıcı bir düşüş beklememek lazım. Muhtemelen tekrardan düşüş sonrasında eski yerlerine dönen, hatta belki üzerlerine zorlayan bir kur olabilir. Piyasanın bir faiz indirim beklentisi var. Yine Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısında, onun öncesinde de tabii ki Fed'in çok kritik kararları söz konusu olacak ve şu anda Türkiye'nin enflasyondan arındırılmış faiz pozisyonu kendisi gibi ülkelerin en aşağısında bir noktada, hatta enflasyonun daha fazla yükseleceğini önümüzdeki aylarda da düşünecek olursak ki kur şu anda enflasyonun en önemli nedeni gibi görünüyor. Bu getiri pozisyonundaki negatiflik daha da derinleşecek noktasında. Dolayısıyla söylem ve eylem değişikliği esas olmalı bu noktada. Politika desteği önemli olmalı ama şu anda ekonomideki yaklaşım çerçevesinde de faizlerin mümkün mertebe arttırılmaması konusundaki isteğin devam ettiğini, sert bir politika dönüşümü açısından çıtanın halen oldukça yüksekte olduğunu görüyoruz. Hani bu değişkenler geçerli olduğu sürece de hani finansal piyasa görüntüsü zorlayıcı olmayı sürdürecek ve kurda biz halen yüksek seviyeleri ve oynaklık konseptini izlemeye devam edeceğiz görünüyor. Tabii yine bugünkü hareketin de etkisi noktasında yine tabii ne kadar bir müdahale oldu. Daha önceki müdahaleler yaklaşık olarak 2 milyar dolar civarlarındaydı. Hani haliyle kur bugün hani nerelere kadar düşer ve ne kadar süre oralarda kalabilir, müdahalenin büyüklüğü de önemli ama tabii net rezerv kullanılabilir rezerv noktasında da onun hani çok kuvvetli bir pozisyonda olmamamız itibariyle rezervlerden sıçrıyor piyasaya müdahale açısından da çok fazla bir Merkez Bankası hareket alanı olmadığını söylemek gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Erkan aktardığınız bilgiler için. Değerli izleyenler, bir kez daha hatırlatalım. Dolar TL'nin 14 seviyesini aşmasıyla birlikte Merkez Bankası'ndan satım yönünde 4. müdahale geldi. Ekonomi